Bismillahirrahmanirrahim. Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin Nurul Ulum'dan seçmeleri sordular: "Dervişlik nedir?" dedi. "Üç şeyden oluşan bir denizdir. Birincisi takva, ikincisi cömertlik ve üçüncüsü de yüce Allah'ın yarattığı insanlara ihtiyaç duymamaktır." Şeyh Allah ondan razı olsun, sofulardan sordu ki: "Siz kime derviş dersiniz?" dedi dünyadan haberi olmayan yani ilgisi bulunmayan kişidir. Şeyh dedi, öyle değildir. Aksine derviş, içinde endişesi olmayan, konuştuğu halde konuşulmayan, gördüğü halde görülmeyen, fark ettiği halde fark edilmeyen, duyduğu halde duyulmayan, yediği halde yediğinden lezzet almayan, hareket ve sakinliği bulunmayan ve sıkıntısı ve mutluluğu olmayan kişidir. İşte derviş budur. Sordular, garip kimdir? vücudu bu dünyada gurbette olan kimse garip sayılmaz. Aksine garip, gönlü teninde garip olan ve başı gönlünde garip olan kimsedir. Büyük biri şeyhe dedi, himmet et kitapların perişan oldu. Dedi, sen de himmet et ki layık olduğu şekliyle dostun adını anayım veya ondan bana geldiği şekliyle iki rekat namaz kılayım. Sordular ki, mürit kimdir? Dedi, kapıdan içeri girdiğinde pirin kendisiyle ilgilenmesi gerekmeyen kişidir. Mürit o kimsedir ki bir meclisinde ayakkabıların konduğu yerde olsa dahi oturduğu her yerde halinden memnun kişidir. Annenin kurabiyeye yağ sürerek çocuğu kandırdığı gibi kandırılması gereken kişi mürit olamaz. Raks yani sema hakkında sordular dedi. Raks ayağını yere vurunca yerin altını ve kolunu kaldırınca Arşı gören kişinin yaptığı iştir. Bunun dışında yapılan şey, beyazit ile şiblinin suyu dışında bir şey değildir. Sordular ki, Arif kimdir? Dedi. Arif yiyecek toplamak isteğiyle yuvadan ayrılan ve onu yani yiyeceği bulmayan, yuva yapıp şaşkınlık içinde kaldığında onun yolunu bulamayan ve evine gitmek istediği halde gücü olmayan kuşa benzeyendir. Dedi, inleyenlerdir ve yükleri ağır olanlardır. İnleyenler darbe yenenlerdir. Ağır yüküller vaktinin erbabı olanlardır. Darbe yarası merhem kabul etmez ve vaktinin yükünü taşıyan rahmete mazhar olur. Zira şayet peygamberlere gelen şey evliya'ya gelseydi yeryüzünde la ilahe illallah diyen hiç kimse kalmazdı ve Mustafa Aleyhisselam'a gelen şey kaftana inseydi da parça parça olurdu. dedi. Her kim yeryüzünde yolculuk yaparsa ayağı su toplar ve her kim gökte yolculuk yaparsa gönlü su toplar. Sufilerin adımlarından sordular dedi. İlk adım Allah diye başka bir şey dememeleridir. İkinci adım ünsiyettir ve üçüncüsü yanmadır. Sordular ki içinin dışıyla bir olduğunu neyle biliriz? Dedi ki konuşması diliyle uyum içinde olmakla, konuşması dağınık olmak, onun gönlünün dağınıklığına delildir. Büyükler demişler, gönül tenceredir ve dil kepçe. Tencerede ne varsa kepçe onu çıkarır. Gönül denizdir, dil ise sahil. Deniz dalgalanınca içinde ne varsa onu sahile atar. İnsanların durumu yani amaçları üçtür dedi. Birincisi Allah'ın seni bildiğini bilmendir. Böyle kimselerin az olduğunu görüyorum. İkincisi hem senin var olduğunu ve hem de onun var olduğunu bilmen. Üçüncüsü ise her şeyin tamamen o olması ve senin olmamandır. Eğer bütün dünyayı yiyecek haline sokarak bir müminin ağzına koyarsan görevini yapmış sayılmazsın. Ve eğer Allah rızası için bir dostu ziyaret etmek üzere maşrikten mağribe kadar yol yürürsen sanki hiç yürümemiş sayılırsın. Şeyh dedi, Allah'ın duymadığına emin olunca söz söyle ve onu Allah'a ulaştıracak hiç kimsenin bulunmadığına emin olduğunda da söylenen sözü dinle. Şeyh dedi ki, eğer kul kula düşmanlık yaparsa Allah aralarında hüküm verir. Eğer kul yüce Allah'tan gafil olursa düşmanlık yapmış olur ve işe yaramaz bir halde bulunmuş sayılır. Şeyh dedi, Allah bir insanı dost edinmiş ve onu dostluk sebeplerine vesile yaparak insanların hakkını veriniz diye buyurmuştur bir grubu dost edinerek dağlara göndermiş ve insanlardan onların hakkını vermelerini söylemiştir. Bir gruba da dost edinerek ovaya göndermiş ve insanların onlara ihanet etmemelerini istemiştir. Bir gruba da dost tutarak zaviyelerine göndermiş ve şöyle demiştir. Sakın ha! Yeryüzünde birçok kişinin canlı olduğunu bilirsiniz. Oysa ki onlar ölüdür. Toprağın karnında ölü bildiğiniz çok kimseler de diridirler dedi. Hep bir hastalığa sahibiz. Hastalık bir olunca ilaç da bir olur. Hepimiz gaflet hastalığına tutulmuşuz. Gelin uyanalım. Şeyh dedi. Eğer senin tandırından, senin elbisene bir ateş düşerse onu hemen söndürmek için çaba göstermez misin? O halde senin dinini yok eden bir ateş, kibrin, hasedin ve riyanın ateşinin senin kalbine yerleşmesine nasıl izin verirsin? Şeyh dedi müminin organlarından birinin aralıksız yüce Allah'la meşgul olması gerekir. Ya onu kalbiyle anmalı ya da diliyle onu zikretmeli. Ya gözle onun görmek istediğini görmeli ya eliyle cömertlik yapmalı ya da ayağıyla insanları ziyaret etmeli veya başıyla yani aklıyla inananlara hizmette bulunmalı veya kesin bir inançla dua etmeli ya da aklından marifete ulaşmaya çalışmalı veya ihlaslı iş yapmalı ya da kıyametin çetinliğinden insanları uyarmalı. Böyle bir kimsenin kabirden başını kaldırır kaldırmaz kefenini sürte sürte cennete gideceğine ben kefilim." Şeyh dedi: "Vakti gelmeden senden ibadet istenmediği gibi sen de henüz gelmemiş olan yerinin rızkını isteme." Şeyh dedi: "Nakledilmiştir ki işin sonunda gönül öyle bir yere ulaşır ki kendi kalp sesini kendi kulağıyla duyar, ses kesilince kendi kalp nurunu kendi gözüyle görür. Şeyh dedi ki, haberde varit olunduğuna göre Yüce Allah hikmeti gönderir ve yetmiş bin melek onunla kol kola dolaşır. Kendisinde dünya sevgisi bulunmayana geçerek onda yerleşmek ister. Yerini bulduktan sonra meleklere ben yerimi buldum artık siz yerinize gidiniz der. Yerleştiği kul ertesi gün sabah hikmetin Allah tarafından verildiğini söyler. Nakledildiğine göre dedi ki, Yüce Allah kendi dostlarını kendi temiziyle süsler, birliğiyle eğitir, kendi ilmiyle yetiştirir, kendi devletine ve kudretine alır ve kendisine sultanlığı verir. Şeyh dedi, benim gözüme bin göz bağışladı. Allah dışında olan her şeyin tamamını yaktı, yok etti. 999'unu ben bilirim nakledilmiştir ki Allah her mümine 40 meleğin heybetini verir ve bu en alt seviyedir. Ve yaratıkların kendisiyle yaşayabilmeleri için bu heybeti onlardan gizlemiştir. Şeyh dedi: Allah kalbime seslendi. Kulum, sana ne lazımdır? iste. Dedim: Allah'ım, senin varlığın yetmez mi ki başka şey isteyeyim? Yine şeyh dedi ki: Eğer yüce Allah kıyamette beni bana sorarsa arz edeceğim ki Allah'ım beni kendinden ve kendi birliğinden sor. Allah'ım ben senden, seninle güçlüyüm. Benim olan şey sensin ve sen bakisin ve senin olan şey yani ben öyle zaman olur ki kalmaz. Dedim, Allah'ım bana seni gerek. Gizlice duydum. Eğer beni istiyorsan temiz ol ki ben temizim. İnsanlara ihtiyaç duyma ki ben ihtiyaç duymamaktayım. Dedim, Allah'ım eğer gamlı olanların hikayesini sana anlatırsam gök ve yer kan ağlarlar. Dedim ki Allah'ın mutluluk senin nedir? Neden cenneti gösteriyorsun? Dedi bu insanların tümü sabah akşam onu bulma peşindeler. O ancak kimi isterse o onu bulur. Şeyh dedi Allah erlerinin cehdi kırk yıldır. Dilin düzelmesi için on sene zahmet çekmesi lazımdır. 10 seneden az bir süreyle düzelmez. Bu, tenimizde biriken bu haram etten sıyrılmak için. 10 yıl zahmet çekmek gerekir. Kalbin dille uyum içinde düzelmesi için de 10 yıl zahmet çekmek lazımdır. Her kim bu şekilde 40 yıl mesafe alırsa, onun ağzından, içinden, nefsaniliğin bulunmadığı bir sesin çıkması ümidi vardır. Sordular, onun bir işareti olur mu? Şeyh daha baktı ve Allah deyince Dağdan taşlar ayrılmaya başladı. Şeyh dedi, Amele devam et ki ihlas ortaya çıksın ve ihlase devam et ki nur ortaya çıksın. Nur ortaya çıkınca Allah'a görürcesine ibadet edersin. Sonra dedi, Gece olup insanlar uykuya dalınca sen bu teni zincire vur. Ona işkence elbisesini giydir ve kamçıla. O zaman Allah der. Ey kulum, bu vücuttan ne istiyorsun? De ki, Allah'ım seni istiyorum. O zaman der, ey kulum bu çaresizi bırak, ben seninim. Niyetimizi gönüllerimizle yenilediğimiz sürece Mevla'nın lütfu ve rahmetinin etkisi üzerimize yağmaya devam edecektir. Şeyh dedi, çoğu canlardan matem sesi çıkar ve bazısından da def sesi. Ben de gönlüme ne kadar bakıyorsam matem sesi çıktığını ve def sesinin çıkmadığını görüyorum. Dedi, hangi kapının önünde bir yıl boyunca beklersen sonunda ev sahibi diyecek. İçeri gir de bakayım ne bekliyorsun. Sen de onun kapısında 50 sene bekle. Senin kefilin ben olurum. Şeyh dedi. Yüce Allah sizi temiz olarak dünyaya göndermiştir. Öyleyse siz de huzura günahkar olarak var mıyınız? Dedi. Müşahede sen yok olduğun halde onun var olmasıdır. Kul kendisine uygun olan nitelikleri almalı ve ona yaraşanları bırakmamalıdır. O haliyle iyilikten görünen her şey ona layık olur. Ebu Yezid Allah kendisine rahmet etsin dedi. Sözün sonucunu iyi düşün. Her kim sözünün neticesini düşünmezse konuştuğunda pervasızca konuşur. Kıyamet günün hesabını da iyi düşünün. Zira kıyametteki hesabı iyi düşünmeyen Mal topladığı her yerde korkusuzca davranır. Davranışlarınızı da iyi hesaplayınız. Her kim iyi davranışın değerini bilmezse arkadaş seçiminde korkusu olmaz. Zenginlerden bir büyük hakikat ehlinden birine gelerek şöyle dedi. Parayı mı daha çok seversin ya da düşmanı mı? dedi para. Öyleyse nasıl olur da bu dünyada parayı tutup öteki dünyaya düşman gönderiyorsun? Ebu Hamidi Mürteci bin Milcala sordu ki, İzan sahibi kulun alameti nedir? Ebu Hamid, bilmiyor musun İzan sahibi kul elini yerine yani cebine koyunca önceden koymadığı bir şeyi çıkarandır dedi. Bunun üzerine Şeyh Ebul Hasan dedi, sen de kavramamışsın İzan sahibi o kimsedir ki üstü arandığı halde kolunu yene geçirdiği görülmeyen kimsedir. Ebu Musa Mekke'ye giderken Hasan'ı ı Amir'e de bizimle birlikteydi. Ebu Hasan Harakani'nin yanına gidince bize şöyle dedi. Ey Ebu Musa uzun süreden beri bir meseleyi çözemedim. Birçok kişiye sordum. Hiç kimse gönlümü tatmin edecek bir cevap veremedi. Ebu Musa sor dedi. Ona dedi ki kendileri Arafat'ta durmalı ilk safta durmayan, Kabe'yi tavafta insanların önünde gitmeyen, ve cihatta düşmana karşı ilk safta savaşmayan bir takım insanlar vardır. Ve ben gökten yağmurun onların duasıyla yağdığını, yerden bitkilerin onların duasıyla bittiğini ve bütün yaratıkların onların duasıyla yeryüzünde yaşadığını düşünüyorum. Bu işteki hikmet nedir? Ebu Musa dedi. Onlar bütün ömürleri boyunca Yüce Allah'a karşı bir defa günah işlemiş olan bir takım insanlardır. Bu durum onların gönlüne çok ağır gelmiş ve olmaya ki bu günahları yüzünden yaratıklara gelecek hayır kesilir endişesiyle kapandıkları yerden dışarı çıkmayan kimselerdir. Ahmet Harp gece namazını üzerinde kılması için Beyazit'e bir seccade göndermişti. Beyazit seccadeyi geri göndererek şöyle dedi. ''Başımın altına koyup uyumam için içinde her iki dünyanın zühtü bulunan bir yastık gönder.'' Beyazıt dedi, bir kubbenin oluştuğu ve Allah'ın içinde zuhur ettiği bir yere yani makama ulaşıncaya kadar Allah bana çeşitli fetihler yani tasavvufi merhaleler nasip etti. O kubbenin etrafını dolaştım ve kapıda kaldım. Oradan bir şeyi götüren ya da getiren bir kimse de yoktu. Kapıyı her neyle denediysem açamadım. Güzel bir zikir hatırladım ve o güzel zikri ağzıma aldım. Bana kapıyı açtılar. O kapıyı kimi açmazlarsa o kimse oraya giremez. Orada nice şeyleri görmek mümkündür. Beyazıt bir zaman demişti ki, Allah'ım kıyamet gününde beni kendi hükmünle insanlar arasında bir engel yaparak onların hesabını benden sor. Zira onlar zayıf yaratıklar olduğu için güçleri hesaba yetmez. Beyazıt şöyle demiştir, İyi kul her iki eli sağ el gibi olan kimsedir. Yani her iki eliyle de yaptığı iş iyi bir iş olmalıdır ki melekler onu sağ elle yazsın. Meleklerin sol elle yazdıkları bir şey işlemiş olmasın. Çocukluğunda annesi ve babası kendisine ekmek vererek davarları gütmek için onu yabana gönderirlerdi. O yabana gidince oruç tutar, ekmeğini sadaka olarak verirdi. Akşamları döner iftarını açardı. Fakat kimseye bu durumdan söz etmezdi. Büyünce çift sürmeyi ve tohum ekme işini ona verdiler. Bir gün tohum serperek çift sürmeye devam ettiği bir sırada ezan okundu. Ve şey sabanı durdurarak namaza gitti. Namazda selam verdiklerini gördüler ki saban hareket ederek çift sürüyor. Başını secdeye koyarak şöyle dedi. Ey Allah'ım duyduğuma göre kimi seversen onu insanlardan gezi tutarsın. Ammi Ebul Hasan'a bana bir mürit bul dedi şey Ebu'l Hasan gel ikimiz de tevbe edelim zira böyle bir iddiaya kalkışan kişi Allah'ı unutmuş olur ammi gel el ele tutuşarak şu ağacın üstünden atlayalım dedi şey gel her iki alemin üstünden atlayalım dedi şey Ebu'l Hasan bir gün yakacak odun getirmek için dağa gitmişti Horosan'dan meraklı bir cemaat onu ziyaret amacıyla gelmişti Köyün yakınına geldiklerinde bir yaşlı kadın karşılarına çıktı. Şeyhin tekkesinin nerede olduğunu sordular. Hangi şeyh dedi? Ebu'l Hasan dediler. Ey Müslümanlar boşuna zahmet çekmişsiniz. Zamanınızı boş yere harcamışsınız. O bir nakestir. O kendini abartıyor ve yaptıkları asılsızdır. Geri dönün dedi. Onlar da gayet üzülerek geri dönmek istediler. Ebu Ali Sina'da da bu cemaat arasındaydı. Geldiğimize göre onu görmeden geri dönmeyelim dedi. Tekkesinin kapısına vardılar. Hanım'ı perdenin arkasından o evde değil dağa gitti. Eğer onun için geldiyseniz yazık ettiniz dedi. Sen onun nesi oluyorsun diye sordular. Hanımıyım. Sevdaya kapılmış kendini abartan biridir. Cevabını verdi. Birbirlerine geri dönelim. Zira ailesi onun durumunu bilir dediler. Ebu Ali onu görmeden geri dönmeyiz dedi. Dağın yolunu öğrenme istedikleri sırada bir kişinin odun de geldiğini gördüler. Yaklaşınca Ebu Hasan'ın önünde odun yüklü bir arslan olduğunu gördüler. Şey selam vererek şöyle dedi. Ebu Hasan insanların hanımını kastetti. Yükünü çekmeden arslan onun yükünü taşımaz. Tekkenin kapısına geldiklerinde bu arslan geri dönüp gitti. Ebu Said Ebu Hayr Allah ruhunu üstün kılsın. Hacca gitmek isterken yolu harakana düştü. Köye yaklaşınca Şey Ebul Hasan'a Allah rahmet etsin, ferasetini kullanarak oğlu Ahmedi bir grup müritle onu karşılamaya gönderdi. Ebu Said uzaktan onları görünce attan inerek yaya yürüdü ve ağladı. Dediler ki, o efendi değildir, dedi. Nihayet onun yurdundan değil midir? Köye geldiklerinde şeyhin evi dediğimiz eve geldiler. Şeyh dedi ki, hepsinin seccadelerini bu odada serin, yani tekkeyi serin hizmetçi bu gelen cemaat 70 kişiden oluşmakta ve bu odaya ise 20 kişiden fazlası sığmaz dedi. Şey odanın etrafını dolaştı ve şimdi dostların seccadelerini ser dedi. O odada 70 seccade serdiler ve cemaatin tamamı odaya sığdı. Şey hücresine giderek ailesine şöyle dedi. Sen bilir misin ne tür aziz kişiler bize misafir, bize misafir geldi. Bildiğim kadarıyla evde sadece üç ölçek arpa unu vardı. Ekmek pişirmelerini emret. Ailesi biraz somurttu. Şeyhe ve misafirlere söyleyeceğini söyledi. Şey ise hep şakaya alırdı. Sonunda çörekler pişirildi. Sofra serildi. Çöreklerin yanındaki katık ise sirkeydi. Şey hizmetçiye şu tembihte bulundu. Tekneden ekmek alırken sakın örtüsünü kaldırmayasın. Yetmiş kişiye ekmek dağıttıktan sonra hanımı bu kadar ekmek yoktu dedi ve tekneden örtüyü kaldırınca ilk koyduğu kadar çörek gördü. Şey hizmetçi için o ihanet etti. Eğer ekmeğin üzerindeki örtüyü açmasaydı misafirlerimiz için kıyamete kadar hiç tükenmeyecek ekmeğimiz olacaktı dedi. Yemek işini bitirdikten sonra Ebu Said izin var mıdır ki sofunun biri ilahi söylesin. Şey benim buna tahammülüm yoktur ve olmamıştır fakat siz isterseniz iyi olur dedi. Buna başladıklarında Ebu Bekir Cacurum adında bir müridi vardı. Sema ve zikir onu etkileyince alın damarı şişerek çatladı ve kan aktı. Ebu Said başını kaldırarak kalktı ve şeyhin elini öptü. Şeyh üç defa elini salladı. Ebu Said şöyle dedi. Üstün olanın izzetine hamdolsun ki gök ve yer şeyhe uyarak raksa geldiler. Derler ki birkaç gün boyunca beşikteki bebekler annelerinin memelerini emmediler. Sonra şeyh şöyle dedi. Ey Ebu Said Kesinlikle o kimsenin sema gerçek sema olur. Ayağını yere vurunca Süreyya'ya değdiğini ve üstten arşa kadar olan her şeyin ona musahhar olduğunu görür. Sonra Şeyh Ebu Said sana bir şey danışacağım. Bu toplulukla mübarek yolculuğa gitmem hakkında ne dersin diye sordu. Ebu Said'e buradan geri dön dedi. Ebu Said bunu duydu fakat küritler duymadı. Ebu Said şeyhe uyarak evet dedi. Fakat sizin Damgan'da yiyecek rızkınız var. Damgana ulaştıklarında Irak yolu kapandığından orada 40 gün kaldılar. Ebu Said hizmetçiye "Nerede hayvan? Bulursan yakala ki gidelim." Bir gün Bistam tarafına giden binekler buldular. Harakan'a yaklaştıklarında yolu kaybettiler. Bir gün, bir gece etrafı dolaştılar. Ebu Said "Başımıza gelen bu durumu biliyor musunuz?" dedi. "Şeyh bilir." dediler. Arakane bizi istifara davet buyuruyor dedi. Şeyhin yanına geldiklerinde şey şöyle dedi. Ey Ebu Said, o yer yani Kabe Allah'a yalvararak dostunu bana ulaştır demişti ve duası kabul edildi. Ey Ebu Said, neden Kabe'nin sana geleceği bir şekilde olmuyorsun? Bu defa senin için olacaktır. Bu gece gel, Kabe'yi görmek için mescitte oturalım. Ebu Said'e bak dedi. Ebu Said gördü ki ev yani Kabe iki şeyhin başı üstünde tavaf etmektedir. Ebu Hasan Allah'a sığınırım dedi. Ebu Said ise Kabe evin halkasını tutarak duada bulundu. Mahmud Sebuktekin Harakan köyünün yakınına geldi. Birini göndererek şöyle tembihle bulundu. Bu zahide deyin ki Gazne Sultanı senin ziyaretine gelmiş. Sen de tekkeden dışarı çık. Beni karşıla. Eğer çıkmada tereddüt ederse Allah'a itaat ediniz. Peygamberine ve sizde olan emir sahiplerine de itaat ediniz. Ayetini okuyunuz dedi. Şeyh Mahmud'a Ebul Hasan Allah'a itaat ediniz fermanıyla meşgul olduğundan seninle uğraşacak zaman yoktur. Deyiniz şeklinde cevap gönderdi. Bu söz Mahmud'a ağır geldi. Hareket etti ve kapıya kadar geldi. Kapıyı açamadılar. Mahmud emir verdi. Köleler cariyelerin elbiselerini giydiler ve sultanlığın kıyafetinde Ayaz'a giydirdi. Ve kendisi de Ayaz yerine silah kuşandı. Şeyhin yanına geldiklerinde şey Mahmud'un elini tutarak şöyle dedi. Allah sana önde yer vermiştir. Neden arkada duruyorsun? Mahmud bana bir öğüt ver dedi. Bu kıyafet değişimi kulluğa yakışmaz. Erkeklerin kadınların kılına girmelerinden Allah'ın gazabına sığınırım dedi. Mahmud bana bir vasiyette bulun dedi. Şeyh şöyle dedi. 4. Hususa dikkat et. Günahtan korun, cemaatle namaz kıl, cömertlik yap ve insanlara acı. Ondan sonra bana dua et dedi. Ben kendimi 5 vakit namazda sana duada bulunuyorum cevabını verdi. Nasıl dua diyorsun dedi. Allah'ım mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla diyorum dedi. Özel dua istiyorum dedi. Dedi ki ey Mahmut Allah senin akıbetini Mahmut yapsın. Mahmut bir miktar altın onun önüne koydu. Şeyh emretti. Bir arpa çöreği ve bir tas ayran getirdiler. Bir lokma Mahmud'a verdi. Sertlikten onun boğazında kaldı. Şey, ey Mahmut, sen ayranla arpa ekmeği yememiş olduğun için şu anda boğazında tıkandı. Ben de bu mallar, konan altınlar gibisini yemiş değilim. Bugün arpa ekmeği nasıl senin boğazından emiyorsa, kıyamette de senin altınların benim boğazımda tıkanacaktır. Bunları al ki ben bunları boşamışım. Onlara dönecek de değilim dedi. Mahmut ya bizden bir şey almayı kabul et ya da bize hatıra olarak bir şey ver dedi. Şey gömleğini Mahmud'a verdi. Mahmut Sumrat savaşına gitti. Karşı tarafın tam bir güce sahip olduğunu görünce Adakada'daki eğer zafer bizim olursa elde edeceğimiz bütün ganimetliği sadaka olarak vereceğim dedi. Tesadüfen İslam ordusu yenildi ve karşı tarafın saldırısı ordunun ortasına kadar ilerledi. Hemen yere kapanarak şöyle duada bulundu. Senin üstün kıldığın o kişinin hırkası hürmetine İslam ordusunun zaferle üstün kıl. O anda bir şimşek bir yıldırım düşman ordusu üzerinde göründü. O kafirler birbirlerine kılıç çektiler ve birbirlerini öldürerek dağılıp gittiler. İslam ordusu zafer elde etti. Mahmud bütün şehirleri ve kaleleri ele geçirerek birçok ganimet elde etti. O gece Mahmud şehir rüyasında gördü ki şöyle diyordu. Ey Mahmud bizim hırkamızı aracı yapınca bütün Hindi ve Rum'u neden istemedin? Ahmet Sarram hizmetçiye şey Ebu Hasan'ın şöyle dediğini söyledi. 40 yıldır Yüce Allah kalbimde kendi zikri dışında bir şey görmemiştir. Zira benim kalbimde onun zikri dışında çok ani olanı hariç başka bir şey yoktur. Allah'a mak benim kalbime hakimiyet kurmuştur. 40 yıldır nefsim bir yudum ekşi ayran ya da soğuk su istemekte. Hala onu hala ona bunu içme fırsatını vermedim. Bu nerede hayal hayal? Ondan sonra bana yönelerek şöyle dedi: "Ey genç, bu ancak müşahade ile olur, ancak pratikle olur. Kullar ancak bunu yapmakla hakkı ulaştılar. Devamla insanların helakının ne ile olduğunu bilir misin dedi. Şeyh daha iyi bilir dedim. Nefsin isteklerini yerine getirmek, şehevi isteklerde nefsin isteklerine uymak, ibadetlerini şartlara, neticelere, zamana ve ümitlere bağlayarak geciktirmek suretiyle helak olurlar dedi. Müritlerden biri bir ara Lübnan Dağı'nda Şunuziye Mescidine giderek kutbi alemi ziyaret etmek için şeyhin müsaadesini istedi. Kendisine izin verilince Lübnan Dağı'na gitti ve gördü ki bir cemaat kıbleye yönelerek oturmuş içinde bir adamın yani ölünün bulunduğu cenazenin önlerine konmuş olduğunu görür. Mürit diyor ki sordum. Neden cenaze namazını kılmıyorsunuz? Dediler ki önderimiz imamımız olan ve baş beş vakit namazda hazır bulunan kutbi alemi bekliyoruz. Bunları konuşurken Harakan'da dolaştığı kıyafetle şeyhin çıkıp geldiğini gördüm. Öne geçti, namazı kıldırdı ve gözlerime bir perde indi. Eski halime dönünce orada bir zebra dışında hiç kimsenin bulunmadığını gördüm. Farz namazı vakti gelince her taraftan bu makama çıka geldiler. İmamlarının adını sordum. Ebul Hasan Harakani dediler. Beni bağışlayarak eski yerime götürmesi hususunda aracılık yapmaları için kendi hikayemi onlara anlattım farz namaza durduklarında şeyhin de önde bulunup namaz kıldırdığını gördüm ve ben kendimden geçtim. Şuurum yerine gelince kendimi Rey şehrinin Çahar suyu mevkiinde gördüm ve Harakan'a yöneldim. Tekkeye varınca efendi şöyle dedi. Viranede görmüş olduğun şeyleri sakın burada söyleme. Allah'tan benim durumumu iki dünyada da gizli tutmasını diledim. Ebu Yezid endeki dışında kimse bu durumumu bilmiyor. Şey Ebul Kasım şöyle dedi. Şam'ın ziyaretlerini dolaştım. Bağdat'a gelince bana İlem Mubadali'yi gördün mü? Zira o kutbi alemdir ve Şibli'nin Allah rahmet etsin şakirtlerindendir dediler. Geri dönüp onu aramaya gittim. 400 fersenk yol yürüdükten sonra Şam'ın köylerinden bir köyde onu bir topluluk içinde buldum. Fakat görüşemedim. Ta ki bir gün onu bir bahçenin yanında gördüm. Selam verdim, elini uzattı, gözünü iyice açtı, hizmetçisi sarığını bağladı ve ondan sonra selamıma karşılık verdi. Nerelisin dedi. Arakanlıyım deyince ne iş için gelmişsin dedi. Ziyaret için dedim. Orada hiç Allah yeri yok mu dedi. Var dedim. Kimdir dedi. Şeyh Ebul Hasan Harakani. Benim pirim dedim. Ondan hiçbir söz biliyor musun? Biliyorsan söyle dedi. O gece az yemek yeder dedim. Bir kendini kaybetti, kendini gelince hizmetçiye leğen getirmesini söyledi. Getirdiler ve pirin ciğeri parça parça çıkmaya başladı. Şeyhin adeti akşam olunca boynuna bir demir koymak, kilim giymek, ayaklarını demir kelepçeyle bağlamak, deri bir kamçıyı alarak nefsi tembellikte bulununca onunla nefsini terbiye etmek idi. şey Ebu'l Hasan şöyle dua etmişti. Allah'ım gariplerin benim tekkemde ölmelerine müsaade etme. Zira Ebu'l Hasan'ın tekkesinde bir garip öldü derlerse ben o garibin ölümüne tahammül edecek güce sahip değilim.